Şimdi Naviket ile oluşturduğumuz veri tabanlarına Delphi ile erişim olaylarını o datalarımıza, veri tabanına nasıl müdahale edeceğimize alakalı kısa bir küçük bir örnek yapalım. Önce projelerimizi Naviket'i kapatalım. Delphi'mizi çalıştıralım. Evet, çalıştı. Boş proje açıldı. Bu haliyle, daha önceden de söyledim, boş haliyle önce kaydedeceksiniz arkadaşlar, unutmayın. İlk yapacağımız iş, şu çift disketli bir sembol var, Save All ile. Bunu masa üstünde, örnek uygulamalarda Delphi 7'nin içerisine yeni bir klasör açıyorum. Ve diyorum ki buraya Unidoc Test ya da Unidoc Örnek diyelim. İçine girelim. Kaydet. Projemizin adı da Unidoc Örnek olsun. Arkadaşlar zaman zaman görüyorum bilgisayarlarınızda isim verirken ya boşluk koyuyorsunuz ya da Türkçe karakter kullanıyorsunuz. Özellikle büyük I harfini. Bir sorun çıkmayabilir. Ama alt tireli kelimeleri ayırın ve Türkçe karakter kullanmayın. Türkçe kelime kullanın. Buna dikkat ederseniz gelecekte başınız ağrımaz, onu söyleyeyim. Tamam, o an için çözülmüş olabilir. Daha sonra problem yaşanıyor çünkü. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, ilk yapacağımız iş, daima aklınıza bulunsun. İlk yapacağınız iş, veri tabanıyla tasarım yapacağınız formları kesinlikle ayrı tutun. Tekrar ediyorum. Bu çok önemli. Veri tabanı tasarımıyla veri tabanı tablolarını, verilerinizi ayrı formda tutun. Şu bir form. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde. Şurada artı New Items var. Şu buton. Bu butonu tıklamak suretiyle karşımıza New diye bir sekme ve daha fazlası gelir. Biz bu New sekmesinin içerisinde data modülü seçeceğiz. Yani biz formlarımızdan dataları ayıracağız. Ve o data modülü seçmişseniz kesinlikle bu formu kullanıcı göremez. Sadece siz görürsünüz. Programcı görür. Dolayısıyla da tasarım penceresiyle veri tabanını ayırmış oluyorsunuz programı yazarken. Daha ilk başta. Çok güzel bir yöntem. Çift tıklayarak bu data modülünü eklediniz. Burada da benim sıklıkla yaptığım şey bunun name'ini değiştirmek oluyor arkadaşlar. Name özelliğine geliyorum ben. Büyük harfle data diyorum. Kaydet dediğimde de baş harfi büyük iki kelime, yani data form manasına gelen bu ismi veriyorum. Bu benim ne işime yarıyor? Şurada örneklere girdiğinizde bakın data form iki tane dosya üretti. Bir bakışta bu projede bir sürü formlar olacak gelecekte. Sizlerin de olacak. Burada mesela unit 1 var. Bu unit 1 formunda acaba ben hangi tasarım yapmıştım? O form neyle alakalıydı? Deyip tereddüde düşersiniz. Bu yüzden ne yapacaksınız? Form 1'e gelip bunun da name'ini değiştirmenizi tavsiye ederim. Mesela büyük harfle ana alt tire form dedim. Bunu save as metoduyla ana form ile kaydediyorum. Dolayısıyla ana alt tire form büyük harf, table'daki karşılığı ise ana ve baş harfleri büyük ve alt tire yok. Çünkü ünite ismiyle dosya adı aynı olursa Delphi buna müsaade etmez. Ama sizin de karıştırmamanız lazım. O zaman bunun çözümü ben bu şekilde buldum.
Yani bir bakışta şu dosya isimlerine baktığımda ha şunlar data formum, şunlar da ana formum. Şu iki dosyayı kopyalayıp başka bir yere projenize taşısanız bile otomatik olarak çalışır. Data formunu çektim, bitti. Table'lar, veri tabanlar, her şey otomatik gelir. Bunun yararı budur işte. Bir başka projelerle çalışacağınız zaman bunlar ortaya çıkıyor. Tek bir projede pek bir şey olmuyor. Ama gelecekte birçok projeyle çalışırsanız o zaman böyle sorunlar yaşarsınız. Böyle böyle kendi kütüphanenizi yavaş yavaş üretmiş oluyorsunuz. Çünkü her programcı her projesinde farklı bir teknik takip edebilir yani. Evet, devam ediyoruz. Kaydettik ve çalıştırdık arkadaşlar. Bakın tek bir form gözüktü. Data formu hiç gözükmedi. Şimdi bu ana forma, burası çok önemli. Data formunu include etmem lazım. Hatırlarsanız PIC'te herhangi bir kütüphaneyi include ön ismiyle ne yapıyorduk? Dahil ediyordunuz. Biz de data formunu ana forma dahil edebilmek için ne yapacağız şimdi? O tekniği uygulayacağız. Alt F11 tuşu arkadaşlar. Dahil edilmemiş bütün üniteler burada gözükür karşınızda. Okey dedikten sonra hiçbir etkisini göremezsiniz. Ama arka planda bunlar dahil edildi. Hiç kod mod yazmıyorsunuz. Alt F11 diyorsunuz, bitti. Ne oldu? Şu anda bir formun içerisinde datadaki bütün komponentleri erişebilirsiniz, kullanabilirsiniz. İsmini vermek suretiyle. İsmi neydi? Data. Yani şu formun içerisinde ben ne yapabilirim? Ana formun içerisinden datadaki bir bilgiyi kullanabilirim. Çok güzel. Şimdi gelelim dataya. Yavaş yavaş MySQL'e bağlanacağız. Sekmelerden UNIDAC sekmesine kadar gidiyorsunuz. Şu iki sekme. Arkadaşlar birinci yapacağınız iş UniConnection komponentini getirmek. Bir. İkincisi table getirmek. Table'ı niçin getirdik? Kaç tane table üretmiştik daha önceden? İki. O zaman iki tane table getirelim. Bu verileri dağıtan bir de dağıtıcıya ihtiyacımız var. Bir bu table için, bir de bu table için. Dağıtıcı. Yani biz bu veri kaynağından besleneceğiz. Yani bu verileri alacak, bu kaynak kimden alacak? Table 2'den alacak. Hemence bağlıyoruz. Data seti kim bunun? Unitable 2. Tık bağlandı. 1'e geçiyorum. 1 bağlandı. Table kime bağlanacak? Connection'a bağlanacak. Bağlanmış mı? Bağlanmış. Daha çekerken beraber, buradan indirirken beraber Delphi sizin yerinize bu connection'ları bağlıyor. Eğer ikinci bir connection'ınız varsa bu şu demektir. Şu İstanbul'daki bilgisayarınız, şu Bursa'daki bilgisayarınız. Bir daha Ankara'daki bilgisayarınız, bir daha Erzurum'daki bilgisayarınız ya da mahalleler arasındaki bilgisayarınız. Bir projede bütün verileri erişebilirsiniz. Bunun içerisinde ne var? Şimdi oraya geliyoruz. Burada UNIDAC provider'a ihtiyacımız var. Bizim sağlayıcımız kim? Veri tabanı sağlayıcımız. Neydi bizim veri tabanımız? MySQL. Hemence MySQL'in buradan dağıtıcısını buluyoruz. Bakın SQLite, MS SQL, Postgre, ODBC, Nexus, MySQL, TheBaseFile, TheBase2, ASE, ADS, Access. Bunlar veri tabanlarından hangisine ihtiyaç duyuyorsanız, hangisiyle çalışıyorsanız bunu buraya getiriyorsunuz. UNIDAC'ı şuraya getirip şu MySQL ile çalışıyor. Provider'dan da bir MS SQL getirip buraya çektiğinizde arkadaşlar ben
Ankara'da MySQL'le çalışıyorum. İstanbul'da MSSQL'le çalışıyorum. Deyip iki ayrı, iki farklı şehirdeki iki farklı veri tabanından projelerinizi yönetebilirsiniz. Ya Unidoc bunu sağlıyor. Başka hiçbir komponent böyle yapamıyor. Bir anda yapamıyor. Öteki türlü uğraşıp duruyorsunuz. Evet, provider'ı getirdik. Bu provider'ı getirince bunda hiçbir ayar yok. Bunun ayarı bu kadar. Bunun ayarı bu kadar. Bunun ayarında bir table name ekleyeceğiz. Bir de bu table name ekleyeceğiz, bitecek. Table name'ine bakıyoruz, var mı? Aa, yok. Hemence otomatik olarak bizim unique connection'ı açtı. Bizim asıl yapacağımız şeyi açtı. Sen diyor önce bunu yapmamışsın. Yapmamışsa diyor onu aç diyerekten arka planda bunun programcısı kod yazmış. Seni hemence uyarıyor. Çift tıkla. İşte. Ne yaptım? Tekrar unique connection'ı çift tıkladım. Burada ilk yapacağınız şey provider'ı seçin. Sen hangi veri sağlayıcısını iş yapıyorsun? Gördünüz mü? MySQL. Server'ın kim? Hatırlayın o dört tane şey var dedim. O dört şeyi buraya giriyorsunuz işte. Local host. Yanlış yazdım. Local host. Portun ne? Bu 7 idi değil mi? Kullanıcı adı ve şifrenizi de giriyorsunuz. Bitti. Bakın en sondaki sekme otomatik olarak geldi karşımıza. Eğer şuradaki 4 bilgi doğruysa, provider'ınız da MySQL ise, o zaman table'lar gözükmesi lazım. Veri tabanları gözükmesi lazım. Bütün MySQL'deki yaptığınız her bir şirketin veri tabanları tek tek karşınıza gelir. Okey. Login prompt var. İkide bir de bu pencere karşınıza gelmesin diyorsanız bu çentiyi kaldırın. Şu anda kırmızı lamba yanıyor. Bağlantı yok. Connect deyin. Yeşil lamba. Bu yeşil lambayı göremiyorsanız arkadaşlar kesinlikle Delphi programlamaya devam etmeyin. Navigate'de de bu şeyi söylemiştim. Navigate'de connection okey ise kesinlikle Delphi'de de çalışır. Kesinlikle. Hiç uçarı kaçarı yok. Okey diyoruz. Şimdi table'lara bakalım. Birinci table'ımız neydi? USCO 01. Hemence name'ine gelin. Hiç vakit kaybetmeden USCO alt tire table. Kopyala. Unisource'a gel. Table'ı sil. Source. Gördünüz mü? Kim kimin tablosu bir bakışta görüyorsunuz. Şimdi şu table 2'de kim vardı deyip ta buraya bakmanıza gerek yok. Bir bakışta görürsünüz onları. Diğeri digital analog input. Bir daha en sonuna ben table kelimesini ekliyorum. Bu table'ı, bu da source'u, kaynağı. Bu benzesin diye. Aynı seviyeye getirmeye çalışıyorum. Ben şuraya da getirelim şöyle. Data formunu açtığınızda bakın burayı kullanıcı görmüyor. Burası sizin. Size özel, programcıya özel bir ekran. Bu sayfa. Her yere 20 tane, 50 tane, 100 tane formunuz bile olsa her yerde bu bileşenleri yapmanıza gerek kalmayacak. Bir yerde yaptığınız zaman hepsine birden besleniyor. Alt F11 ile. Modüler programcılık budur işte. Bizim modül sistemi gibi, MGP gibi
modüller, modül bazlı. Yani ilk kurulduğu andan itibaren yeni nesil programlama dilleri hep bu mantıkla çalışıyor. Bu şekilde çalışmanız lazım. Kaybolmazsınız. Yüzlerce table bile olsa bu hiyerarşide çalıştığınız müddetçe şey olmaz. Yapacağınız tek hareket şunları sündürmek. Bunları bir şekilde şuralarda gruplarsınız. O tarzda bir şekilde halledebilirsiniz. Bir müddet sonra artık siz iyice bu olayları kavradıktan sonra bu üst üste bunları getirebilirsiniz. O zaman daha çok yer kaplarsınız. Bir bakışta da USCO ve Digital Analog Input Table'larıyla çalıştığınızı bir bakışta görürsünüz. Ne ile çalıştığınızı bilirsiniz. Hangi table nerede? Bir anda onları görürsünüz. Table isimlerini bağlayalım. Burada connection bağlı olduğu için, connection'da true olduğu için, bakın connected, true demiş. Database bağlanmış, login prompt gösterge yok, şifre girilmiş, server ayarlanmış, MySQL yapılmış, port yapılmış, kullanıcı adı girilmiş. Bunların her birisini siz kodla da yapabilirdiniz. Mesela gelecekte kullanıcı adı ve şifre ekranı login sayfası yapacağız. Orada buna ihtiyaç duyacağız. Table'lar, USCO table'ı. Hemence bakın adı USCO table. Bitti. Hemence şu listeden 100 tane bile olsa o tablo bu. Bu tablo kim? Analog digital input. Hiç şaşırmadan bir anda bunları bağlarsınız. True ile de dosyalar aktive edersiniz. Bitti. Şu andan itibaren table'larımız ve veri dağıtıcımız, source'umuz hepsi hazır. Bu dağıtan source'dan yani kaynaktan, veri kaynağından şimdi biz görünür hale dönüştüreceğiz. Kullanıcıya göstereceğiz. Buraya kadarki olan kısım programcının bildiği, yaptığı yer. Şimdi kullanıcıya ekran gösterelim. Ya da server ekranının tasarım yerine gelelim. Şurası. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi arkadaşlar. Data kontrol sekmesinde. Data kontrol sekmesinde DB grid var. Bunu alıyorsunuz, buraya takıyorsunuz. Şöyle de kafanıza göre tasarımda yapabilirsiniz. Hatta bundan iki tane getirelim. Şöyle şu şurada dursun. Kopyala yapıştır da yapabiliriz. Şöyle durabilir. Alt alta üst üste de yapabilirsiniz. O zaman daha çok data gösterebilirsiniz. Kullanıcıya şöyle bunun left'ini birleştirelim. Bit'ini de birleştirelim. 500 yapalım. 700 yapalım. Nasıl? Evet. Şimdi üstteki table'a USCO'yu atayabilirsiniz. Alttaki table'a da digital input'u atayabilirsiniz. Digital input'ta tek record çıkacak. Onu birazcık küçültebilirsiniz tasarımda. Tamamen size bağlı bir şey. Data source burada. Bunu seçiyorsunuz. DB grid 2, DB grid 1. Her ikisinde de data source diye bir şey var. Bunu USCO'ya bağlıyorsunuz. Eğer o name'ini yapmasaydınız, biraz önceki o tanımlamayı yapmasaydınız, karşınıza table 1, table 2 gelecekti. Bu sefer sen table 1 USCO muydu, öteki miydi? 150 tane table'ınızın olduğunu düşünün. Değil mi? Tanımlamalar, etiketlemeler ne kadar bizi kolaylaştırıyor. Yani çok kafa yormuyoruz aslında. Ezberlemiyoruz da. USCO diyorum. Buna da analog diyorum. Ve bilgiler geldi karşıma. Şimdi bu bilgilerin bazılarını ben göremiyorum. Ta buralara böyle kaymış filan. Yapacağınız hareket arkadaşlar. Bu teknik bundan sonraki her yerde de aynı. Dolayısıyla bir kere öğrendiğinizde hepsi de tamamdır.
Şu DB grid'i çift tıklayın. Şuradaki sembol var. Add all fields. Tıkladığınızda grid'deki gözüken bütün fieldler buraya gelir. Hangisini göstermek istemiyorsunuz? Ve şu genişliğini ayarlamak istiyorsunuz. Ve şu sütun isim bilgisiyle de oynamak istiyorsunuz. Ben kodu görmek istemiyorum. Komut bilgisinin genişliği 150 olsun istiyorum. Parametre bilgisinin genişliğinin 150 olsun istiyorum. Durum bilgisinin genişliğinin 100 olsun istiyorum. Komutu fazla gelmiş diyorsunuz. Bunu da 100 olsun istiyorum. Şekilde oynuyor. Ondan sonra şunu da şöyle getiriyorum diyorum. Sonra komut isminin title var. Artısını açıyorum. Komut ismine usco komut bilgisi diyerekten bir şey yazıyorum. Şuraya geliyorum. Parametre diyorum. Artık Türkçe karakteri burada kullanabilirsiniz. Durum diyorum. Sonra bunun hepsini seçip alignment'tan ortala diyorum. Fontuna gidiyorum. Kalın yap diyorum. Ha diyorum şu komut bilgisi yetmedi. O zaman bunu 120 yap diyorum. 130 yap diyorum. Tamam. Bunu da birazcık genişlet diyorum. Aynı mantıkla bunlarla da oynayabilirsiniz. Hepsini birden bir anda genişliğiyle oynayabilirsiniz. Kodu kaldır. Bütün ADC'lerin formatı 80 olsun. Fazla geldi. 50 olsun. Normal. Dijital input da o da normal. Tarzında deyip bunları kapatabilirsiniz. Yapacağınız hareket hepsini kaydet ve çalıştır. Exe üretildi, bitti. Kapatıyorum. Klasörüme geçiyorum. İşte Unidoc Exe. Şimdi de ekle sil hikayesine geçelim. Buraya yine data kontrolde çok fazla uğraşmadan şöyle bir navigatörümüz var. Bunu getiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bu ana kadar kod yazdın mı? Buradan da data source'unu da buna bağlıyorum. Bu kimin? USCO'nun navigasyonu olsun. Hatta bu ikisini biraz yukarı taşıyalım. Şunu da biraz aşağıya taşıyalım. Bir navigatör de buraya koyalım. Bunu da data source'unu bağlayalım. Ve çalıştıralım. Bu arada da Navigate'i açalım. Şimdi AID'ye internet üzerinden birisi komut verdi. Parametresini bir yaptı. Burada niye bir olmadı? Refresh dediğiniz zaman iş bitti. Ama bunu ben gelip de tıklamak istemiyorum. Bunu birisi tıklaması lazım. Evet. Bunu kim yapacak? Evet. Bunu sistem klasöründeki timer yapacak. Timer kaç saniyede bir salisede yapsın? Saniyede yapsın. 100 milisaniyede yapsın. Çift tıklayarak içine giriyorsunuz. Data. Hatırladınız mı? Bak eriştim. O forma eriştim. Tamam. Nokta. Hangi table? USCO table. Ne yapacağım? Refresh yapacağım. İlk kez bu kadar bir kod yazdık yani. Evet. True ya da otomatik properties'den ayarladığım için bir de aç dememize gerek yok. Kaydettim. Çalıştırdım.
Sonra tekrar dış dünyaya gittim. Yani bu navigate dış dünya. Bunu sıfır yaptım. Sanki neyi hatırlattı bu size? Dünkü PLC'deki cap server'ı hatırlattı değil mi? Quick client. Adamlar da arka planda veri tabanı kullanmış. Ama bizdeki hızı görüyor musunuz? İnternet üzerinden bile olsa bu hızla çalışır. Hiç şey yok. Server ve yönetimi budur. Ben buraya bir data eklemek istiyorum. Ama tabii timer burada aktif olduğu için sürekli tazeliyor. Server'da bu işi yapamaz. Yani yapmak istemeyiz. Şeyde yapacağız. Client'ta yapacağız. Ya şöyle de yapabilirsiniz. Şu enable'ı false yapıp buraya biz ne yapabiliriz? Bir checkbox getiririz. Checkbox'a da ne deriz? Bakın arkadaşlar, yavaş yavaş programcılık başlıyor. Değil mi? Bir buton var. Checkbox adı. İşaret kutusu. Bunu çift tıklıyorum. Kimi? Timer'ı. Timer 1'in nesini? Enable'ını. Kime eşitleyeceğim? Checkbox'ın checked özelliğine. Yani burada if mif demenize gerek yok. Çalıştırıyorum. Buraya getirdim. Bir dedim. Çalışmadı. Niçin? Aktif değil. Şimdi aktif ettim. Sıfır. Kapattım. Data ekledim. Böyle rastgele bir şeyler yaptım. Tekrar açtım. Mikro işlemcimin içerisine yeni bir komut ürettim. Bu komutu da insanlara açmak istiyorum. Bu teknikle komut setime yeni bir komut ilave ettim işte. Ya da mevcut firmware'ımı tamamen iptal ettim. Bütün komut setlerimi iptal ettim. Yeniden tasarladım. Client'lara hiç gerek yok. Zaten onlar şeyden beslendikleri için, veri tabanından, oraya da zaten güncellemiş oluyor. Ben bu komut setini beğenmedim. Kapatıyorsun. Aktifliydi. Kaydı silmek istiyor musun? İstiyorum. Tekrar aç. O komut seti devre dışı. Şu anda 100 milisaniye müddetle durumu evet olan satırı mikro işlemciye gönder diye bir müddet sonraki aşamalarımız bu olacak. Onu yaptıktan sonra mikro denetleyicinin işi bitiyor. Orada benim de işim bitiyor. Çünkü iş bitiyor. Gerisi client'a geçeceğiz artık. Server'ımız yavaş yavaş artık olgunlaşıyor.